Habertürk TV ekranlarından herkese merhaba. Bir Açık ve Net'te daha bu bayram gününde birlikteyiz. Hepinizin çok yakından tanıdığı bir konuğum var. Ercan Kesal. Aslında siz onu Çukur dizisinin İdris babası olarak biliyorsunuz artık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra. Sağ olasın. Ercan abi, aslında ben sana bu yayında izleyicilerimizin de müsaadesiyle Ercan abi diyeceğim. Evet. Gerçek hayatta olduğu evet. gibi gerçek bir sohbet olsun. Babaya alışmıştık ama. İdris baba da diyebilirim. Bu hafta sezon finali yaptınız Çukur'da. Evet. İzleyiciler merak ediyordur. İdris baba öldü mü, yaşıyor mu? İlk onu sorayım. İşte o da işin güzel bir tarafı. Onun için, o sorunun cevabı için 3 ay daha bekleyecekler. Yaz boyunca çok da fazla kafalarına takmasınlar. Ama yeni sezonun ilk bölümünde herhalde o sorunun cevabını bulacaklar. Sonuçta iyi olacak. Şunu söyleyebilirim rahatlıkla. İlk 2 sezonu aratmayacak bence Çukur. O yüzden bir 3 ay daha sabretmelerini isteyeceğim. Beni affetsinler. O sürprizi bozmayalım biz evet. de. Şimdi çok dizi çıkıyor her sezon kanallarda ama hepsi bu kadar başarılı olamıyor. Çukur şu anda Türkiye'nin en sevdiği dizilerden biri oldu. Siz sinemadan geliyordunuz. Daha sonra dizi oyunculuğuna başladınız. Çukur'un başarısını siz sinema gözüyle nasıl görüyorsunuz? Niye tuttu tabiri caizse? Sadece bir sinemacı gibi de bakmıyorum. Biliyorsun, sosyoloji ve antropoloji eğitimi de aldım. Antropoloji okumalarım konusunda kendim için iyiyim diyebilirim. Çukur'daki bu ilişkiyi, Çukur'un kitlesiyle, seyircisiyle kurduğu ilişki ciddi anlamda sosyologlar incelemeli bence. Çok geniş bir skalada insan grupları izliyor. Yani hep röportajlarda bazen hakikaten yaşanmış bir örnek olduğu için söylüyorum. Yurt dışında bir üniversitede bir festival için davet edildim. Gidiyorum. Otopark görevlisi Çukur hastası. Uçakta yanımda oturan beyaz yakalı bir finans şirketinin üst düzey yöneticisi Çukursuz geçirmiyor pazartesiyi. Üniversiteye gidiyorum, akademisyen, üniversite hocası, aa diyor, ben sizin hastanızım, bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Bu kadar geniş bir skalayı yakalamış olması bence enteresan. Buradan bakıyorum, sinemanın gücü neyse aslında Çukur onu fark etmiş bence. Birçok bileşen vardır sinemada, iyi filmin, daha doğrusu seyirciyle o katarsisi, ortak duyguyu yakalayan filmlerin hepsinin bildik şeyleri vardır, bileşenleri vardır. Bence onu becerdi. İyi bir senaryo, iyi oyuncular, iyi yönetmenler ve kurdukları dünyaya inandırmış olmaları. Geçen sezonun ilk bölümünden itibaren. Elbette süre sarktıkça, uzadıkça, ikinci sezon devam ettikçe hikayenin kendi içindeki sarkmaları, çıkmazları, belki tekrarları, çıkmaz galiba. Evet, onlar anlaşılabilir şeyler. Ama Çukur sinemada klasik olan şeyi becerdi. Seyirci içinde olmak istediği, kendini iyi hissettiği dünyayı Çukur'un dünyasında buldu. Çukur'un geçtiği mahallede kendini hissediyor. Çukur'daki nasihatleri, babanın nasihatlerini kendine söylenmiş gibi anlıyor. Çukur'daki aile dayanışmasını, belki birbirleri için gösterdikleri özveriyi, feda duygusunu iyi geliyor ona. Ona belki de epeydir ihmal edilen şeyler, belki de artık kıymeti harbiyesi olmayan şeyler. Hep denir ya, mahalle kültürü kayboldu. Çukur evet. bayağı da kendi içine kenetli, biraz şiddetin de olduğu, aslında sert kuralların olduğu bir mahalleyi anlatıyor. Böyle bir mahalle kültürü var mı İstanbul'da? Böyle bir mahalle yok ama olmayan bu distopik mahalle içinde senaristin, oyuncuların ya da işte dizinin aslında söylemi ne hasret var. Böyle bir mahallenin olması mümkün değil. Bu kadar çok çatapatın olduğu bir mahalleye polis girmez mi? Bu kadar çok tuhaf işlerin yapıldığı yerde birileri bunun hesabını sormaz mı? Elbette ki distopik bir mahalle ama
Bu çerçevenin içerisinde anlatılan şeyler, söylenen, edilen kelam seyirciye gidiyor. Onunla böyle bir kendini iyi hissediyor. Bunu biliyorum ben seyircide. Türkiye'de şunu da çok iyi biliyoruz. Dizilerdeki karakterler toplumu bazen çok yakından böyle etkiliyor. O karaktere bürünmeye çalışan insanlar görüyoruz. Bu anlamda Çukur Türkiye toplumunu etkiledi mi sizce? Ama sinema böyle değil midir zaten? Siz kahramanla özdeşleşmezseniz aslında o filmle de bir ilişki kurmazsınız. Bütün filmler böyledir. Kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Yani bütün Yılmaz Güney filmlerinden sonra Avanos'ta sinemanın önünde birbirleriyle tepişen, havada uçan tekmeler atan çocuklardık biz. Olmayan silahlarla birbirimize ateş eden. Bunun tehlikeli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani, bu önemli. Çünkü sizi bu anlamda eminim eleştirenler de vardır. Kötü örnek oluyorsunuz gibi. Ki aslında Çukur böyle işte Öykü Arin'e donör bulunması için kampanya yapan da bir diziydi. İyi şeylere de vesile oluyor ama genel anlamda dizilere bu şiddet meselesinden dolayı ya siz toplumu çok yanlış yönlendiriyorsunuz. Evet. Veyahut kadın erkek ilişkilerine dair de benzer eleştiriler geliyor. Evet. Etkilemiyor mu sizce? Çukur'un sosyal sorumluluk projeleri özür dilemek üzerine yapılmış projeler değil. Bundan eminim, açık renkte söylüyorum. Çukur'a emek veren bütün oyuncular, yapımcısı, koordinatörü, başta Yamaç Okur, bu işi bütün samimiyetiyle, bütün içten duygularıyla yapmaya çalışıyor. Üstelik ben bir hekimim. Çok mutluyum bu tür farkındalık meselelerinin içerisinde yer almış olmaktan. Bir özür dileme değil, kendini affettirmek de değil. Çünkü geçen sezonun ilk başlangıcında benim de diziye davet edildiğim sırada okuduğum hikaye bir Godfather hikayesiydi zaten. Yani bize baba ait bir baba filmi hikayesiydi. Evet. Doğal bir şey bu. Yani rahmetli Metin Aksan'a bakarsanız dünyadaki bütün filmler aslında bir tek hikaye üzerinden kurulur. Bir tek değilse de aslında çok daha fazla sayıda değil. Üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen hikayeleri çekiyoruz sürekli olarak. Çukur da onlardan birini yapıyor. Ama buradan yola çıkarak sinemanın kitleleri etkilemesi üzerinden kötü örnek oluşturacağını söylemek çok peşin yargı. O zaman şimdiye kadar seyrettiğimiz bütün filmlerin bizi başka bir şey yapması lazımdı. Filmler dünyayı değiştirmezler. Filmleri seyreden insanlar dünyayı değiştirir. Ama cesaret sahibi olurlarsa, filmlerle birlikte dönüşüp değişebilirlerse bu mümkün. Sui misal misal olmaz. Kötü örnek örnek olmaz. Bu hem hukukta bir kuraldır hem de bence toplumsal bir normdur. Bu kadar abartacak bir şey değil bu. Üstelik etrafımız o kadar çok olumsuz uyaranla kuşatılmış ki. Yani benim oğlum 13 yaşında. Çukur'u seyrediyoruz bazen birlikte. Baba ne olacak şimdi diye soruyor. Ölecek misin diye soruyor mesela bana. Ya da ben içeride de oynadım. Peki siz kendi oğlunuzda hissettiniz mi? Böyle bir İdris hayır. Baba gibi davranmaya çalışmalar veya böyle bir etkilenme. Hayır. Ama arkadaşlarının benimle tanışmak istemesinden gururlandığını görüyorum mesela. O da onu bir çeşit sanki rüşvet aracı gibi kullanıyor. Bazen onu okuldan almak için kapının önüne dikilirken yanında birkaç kişiyle geliyor. Baba, François seninle tanışmak istiyor. Tamam, tanışıyoruz. Fotoğraflar çekiliyor. Bizimkine bakıyorum böyle kenardan gururla seyrediyor. Fransız olduğuna göre yabancı bir okulda mı okuyor? Yok, velisi evet. Yabancı olan bir arkadaşı. Dün yaşadığım için aklıma ilk gelen cümle o oldu ama böyle örnekler İzleyicilerin çok. İzleyicilerin aklına evet. Gelir diye sordum. Evet. Siz peki o Godfather'daki baba karakterinden etkilendiniz mi? Biraz baktınız mı Çukur'daki karakteri oturturken? Kübra, sen benim oyunculuğumu biliyorsun. Yozgat Blues'da birlikteydik. Şöyle bir oyunculuk bendeki. Ben o karakterin içine girmiyorum. Profesyonel değilim ben. Rol yapmayı bilmem. Şunu keşfettim ya da kendimce sezilerimle şöyle bir yöntem seçtim. O karakteri içime alıyorum ben. Ercan Kesal İdris Koçovalı'dan etkilenmiyor aslında. İdris Koçovalı fena halde Ercan Kesal'dan etkileniyor. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Çünkü seyrettikleri Ercan Kesal'dan başka bir şey değil. Ben kendimden nasıl vazgeçerim oyunculuk adına? Bildiğim bir şey değil. Ama İdris Koçovalı'yı tanıyorum ben.
Gökhan Orzum'un senaryolarındaki tarif ettiği adamı biliyorum. O zaten bir süreçle kendi yerine oturuyor. Ve ben onu içime alıyorum. Kendi içimdeki İdris Koçovalı'nın altını çizdiği, onun mizacına ilişkin ana karakterlerini kendimde de buluyorum, yakalıyorum. Ben de şefkatli olmaya çalışan bir adamım. Ben de aileme çok önem veririm. Ben de ailemi korumak isterim. Hayatım boyunca elime silah almadım. Tamam ama o karakterin elinde silah varsa ben Ercan Kesal olarak onu elime alabilirim. Böyle bakıyorum senaryolara. Oyunculuğumu da buradan yapmaya çalışıyorum. Şimdi entelektüel camiada dizi oyunculuğunu küçümseyenler vardır. Ama siz reddetmediniz. Böyle bir çelişki yaşamış mıydınız ilk dizi oyunculuğuna geçerken? Çünkü daha çok bağımsız sinemada izledik sizi daha önce. Bağımsız sinema çok zor yapılıyor. Ve bir oyuncunun sadece bağımsız sinemada yer alarak hayatını sürdürmesi mümkün değil. Diyelim Ercan Kesal doktor, hastanesi var. Ekonomik anlamda böyle bir şey yok. Çaresizliği yok. Benim diğer oyuncu arkadaşlarım ne yapsınlar? Diyelim ben oynamadım dizilerde. Peki en az benden çok daha iyi ya da benimle birlikte oyunculuk macerası yaşayan birçok arkadaşım var. Onlar ne yapacaklar? 3-4 senede bir bağımsız sinemanın ücret almadan çoğu zaman oynanacak aktörlük teklifini mi bekleyecekler? Bir kere burada büyükçe bir sektör var. Bir kere paranın döndüğü yer burası. Bu çok kıymetli bir şey. Buraya bigane kalmak, burayı görmezden gelmek mümkün değil. Bunun üstelik seyirciye nasıl hızla ulaştığını çok yakinen şahidim. Bunu nasıl ben görmezden gelebilirim? Bülbülün sesi duyulmuyorsa ötmemiş sayılır. Yaptığınız işin mutlaka bir şekilde birilerine ulaşmasını sağlamak durumundasınız. Kendi kendinize konuşup kalırsınız o zaman. Tersine bir iyi etkisi olur mu? Çünkü sizin dışınızda da başka bağımsız sinemalarda oynayan iyi oyuncuların son dönemde dizilerde de oynadığını görüyoruz. Bunlar bağımsız sinemaya bir seyirci olarak, onlara oraya bir ilgi olarak döner mi? Hayatiyetimizi sürdürme açısından bir kere çok kıymetli, birincisi. İkincisi, ciddi bir laboratuvar. Biz her hafta bir uzun metraj çekiyoruz. Yani kolay bir şey değil bu. Kameranın önünü de arkasını da sürekli kontrol ediyorsunuz. Ben sinema öğrencilerine, İstanbul'da birçok üniversite var ve birçok üniversitenin sinema bölümü var. Hocalarına şunu teklif ediyorum. Her hafta İstanbul'da onlarca set kuruluyor. Çünkü bizde bir plato geleneği maalesef oluşmadığı için. Böyle bir hala mahalle aralarında. Mahalle aralarında. İşte biz Balat'tayız işte. Ayvansaray'dayız. Bizi sadece turist gibi gelip oyuncu seyretmeye gelen insanlar değil, bizzatihi sinema öğrencileri gelsinler. Yapımcı firmanın buna çok olumlu bakacağına ben eminim. Biz laboratuvarız orada. Sinemayı öğreniyoruz hep birlikte ve en iyisini yaptığımızı, yapmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Ve hiç bir uzun metraj kalitesinden aşağıda değiller. Çoğu zaman çok daha iyi sonuçlar çıkıyor oradan. Peki oyunculuk daha yüzeysel mi? Dizilerdeki maalesef. Oyunculuk. Orada bir hız var. İşte tam da orada sürenin azaltılması lazım. Bu haftalık senaristin 80-100 sayfayı yetiştirme telaşı, ekibin bunu bir an önce pazartesiye salıya neyse işte gösteri gününe yetiştirme telaşı tekrar şansı vermiyor. Uzun sizin metrajdaki gibi. Sizin oyunculuğunuza böyle bir kötü katkısı olmuş mudur? Öyle bir telaşa kapıldınız mı? Evet. Ara ara kapılmadım değil. Ama emin olun kamera arkasındaki ekip sizin ricanızı, teklifinizi ya da uyarınızı o kadar ciddiyetle dinleyen bir ekip ki çok müteşekkirim onlara. Ya bunun daha iyisi var Sinan. Özgür bunu bir daha bana müsaade dediğimde hiç koşulsuzca bütün oyuncu arkadaşlar için, sadece benim için değil, yerine getiren insanlar. Ama bir şey var ki o bir haftada o iş bitmeli ve teslim edilmeli. Bence bu yüzden sürenin azaltılması lazım. Bütün set çalışanları için geçerli bu. Sadece oyuncu için değil ki. Saatlerce çalışan bir ışıkçı, sesçi, teknisyen, ulaştırmacı arkadaşlar, yemekçi arkadaşlar. Bence hepsi aynı hikayenin, aynı sorunun içindeler. Şimdi sizi bugüne kadar hep oyuncu olarak izledik. Halbuki siz artık bir de yönetmen koltuğuna oturdunuz.
Nasipse Adayız diye bir kitabınız vardı. Pek çok izleyicimiz okumuş olabilir. Okumadılarsa da Türkiye'nin şu andaki gündemine de çok uyduğu için aslında tavsiye edelim. Sizin bir Beyoğlu'ndan belediye başkanı aday adaylığı serüveniniz vardı. Ondan yola çıkarak bu kitapta o siyasetin aday adaylığı sürecinin rekabetçi, biraz da siyasetteki yozlaşmaya da yer yer dokundurduğunuz bir kitap yazmıştınız. Şimdi onu filme çektiniz. Ne zaman izleyeceğiz? Yönetmen koltuğuna oturmak nasıldı? Geçen sene Temmuz ve Ağustos aylarında bitirdik filmin set sürecini. Tabii onun öncesinde bir senaryolaştırma, ön hazırlık, ekibin kurulması, kast, oyuncu seçimi. Bütün bunlar bittikten sonra da sete çıkıyorsunuz. Aslında set bütün bu yolculuğun içerisinde en zorlusu ama en kısası gibi gözüküyor. Bitiyor. Tamam, film bitiyor elinizde. Bir malzeme var. Ondan sonra bir kurgu başlıyor. Kurgu sizi değişik yollara götürebiliyor. Şaşırıyorsunuz. Filmi başlangıçtan düşündüğünüzden daha farklı yerlerde tekrar yeniden hayal et. Bazen körleşiyorsunuz çok seyrettiğiniz için. Ama sonuçta kurgu da bittiği zaman önünüze bir de renk ve ses dediğimiz işte post prodüksiyon süreci başlıyor. Ben şu an tam oradayım. Yurt dışından bir ortağımızın Sırbistan desteği de var. O yüzden birçok işimizi Belgrad'da ve Bükreş'te yapıyoruz. Post prodüksiyon sürecimiz. Bu senenin sonunda inşallah şeye doğru sonbaharda kendi ulusal festivallerimize geliriz diye düşünüyoruz. Çünkü yaz boyunca da uluslararası festivalleri takip edeceğiz. Nasipse Adayız'ın böyle bir süreci var. Yolu açık olsun i̇nşallah. Diyelim. Yönetmen olmak nasılmış? Oyunculuk tecrübesinden. Sinema zaten Kübra bir yönetmenlik sanatıdır. Bakmayın şimdi oyunculuk üzerine bir sürü laf ediyoruz ama oyuncu da, senarist de, ışıkçı da, kameraman da ama herkes yönetmene hizmet etmekle mükellef bence. Onun dünyasını gerçekleştirmesini sağlamaktan başka işimiz yok. Çünkü en zor durumda olan o. Yani en zahmetli olan o. Çünkü hatasıyla, sevabıyla her şeyin hesabı ondan sorulacak. Oyuncu ben oynadım filan der, çekilir gider ya da kameraman ne benden böyle bir resim istedi filan der, çıkar. Bu yüzden her şeyin muhatabı yönetmen. Bir de biz o dünya için oradayız. Onun düşü için oradayız. O bir şey kurmuş ve biz onun sadece bileşenleriyiz diye düşünüyorum. Çok önemli senaryo, oyunculuklar kuşkusuz ama yönetmen kendisinin öncelikle bu dünyaya inanması ve buna seyirciyi inandırması lazım. Nasipse Adayız. Bitmeye yakın zaten diyorsunuz ki ben herhalde bir de hayatım boyunca bu sinema denilen şeye yakından bile geçmem diyeceğiniz yerlere geliyorsunuz ama ya, zor mu oldu? Çok zor. Film bittiği zaman ikincisi ne zaman çekeceğim acaba demeye başlıyorsunuz. Var mı nasıl öyle bir şey böyle? Peki. Tabii var. Hemen en azından uluslararası muhatap olduğunuz yerlerde zaten filminizi gösterince yeni projeyi soruyorlar. Yani olmasa bile birkaç cümle mutlaka sarf ediyorsunuz. Ama var benim önümde şu an çalıştığım. İnşallah önümüzdeki sene onun ön hazırlıklarına da başlamış olurum. Biraz filmi anlatalım. Tabii. Yani evet, Eylül'e doğru izleyeceğiz ama aday adayı olmaya çalışan bir doktorun hikayesi aslında sizin hikayeniz. Sizin evet. Hikayeyle ne kadar örtüşüyor? Kitapla film ne kadar örtüşüyor? Belki biraz bunu anlatsanız ne güzel olur. Ben biraz acaba kendimi anlatan hikayeler peşinde olan bir adam mıyım? Yani öykülerinizde, edebiyatta da var. Evet, yazarken de, çekerken de mi böyle oldu? Belki de en iyi bildiğim yer diye düşündüm. Biraz bildiğim sularda yüzmek istedim. Belki daha sonra başkalarının hikayelerini de. Tabii ama kendi hikayenizi de kurarken senaryoda mutlaka başka hikayeleri de katıyorsunuz, kurgunun içine yerleştiriyorsunuz. Bunu niye söyledim? Bir zamanlar Anadolu'da bir gecelik bir hikayedir. Benim Mecruzime sırasında başından geçen bir öyküden yola çıkarak senaryolaştırdığımız Nuri Bilge'nin filmi. Mahmut Fazıl Coşkun'la çalıştığımız Anons filmi, onun üçüncü filmi, yine bir gecelik hikayedir. Bu da bir günlük bir hikaye. Nasipse Adayız'da. Nasipse Adayız'daki adam aslında kitabın içerisinde, filmde de bir numara diye tarif ettiği, politikanın en üzerinde duran, o kendi teşkilatın
en tepesindeki adam ve onun etrafına kendini beğendirmekle mi? Parti genel başkanı. Evet, kendini beğendirmek zorunda. Yani adaylaşmak için yapılan bir çaba bu. Aday olduktan sonra sokağa çıkarsınız, insanlara kendinizi anlatırsınız. Bir partiniz vardır zaten, onlar sizi o partinin adayı olarak bilirler filan. Ya size oy verirler ya da vermezler. Ama burada başka bir şey var. Burada tam bir insan ilişkileri macerası var. Ve garip bir şekilde sürekli kendinizle karşılaştığınız ve kendinizle yüzleştiğiniz bir macera bu. Başka hiçbir şey insan nefsini bu kadar zorlu sınamaz. Yani para, mevki, şan, şöhret, ne bileyim kariyer, bir şey bilemem, aşk, sevda, bütün bunların hani insanın kendisini sınadığı yerlerdir, hesaplaştığı yerlerdir ve çoğu zaman kendine yakışanı yaparsın. Kendine karşı, kendine saygın varsa iyisini yaparsın. Kendine yakışan neyse onu yaparsın. Kendine saygısızlar tahammül etmezsin, müsaade etmezsin. Burada öyle bir şey yok. Ve ben burada kendimden şaşırdığım için ben bu kitabı yazdım. Bir başkasının kararının elinde olma stresi. Ve ben buna nasıl razı oldum? Pişman mısınız Beyoğlu'na daha önce aday olduğunuz için? Hayır, niye pişman olmadım biliyor musun? Bir kitap ve film kaldı bana ve ben orada kendimle, insanın kendiyle hesaplaşması için sınavlara rastlaması da bir şanstır. Ercan abi, niye aday göstermemişlerdi sizi? Bence başka birisi olduğumu fark ettiler. yani onlardan kastettiğim derken o siyasetin değil yani. O alemin adamı olmadığımı fark ettiler bence. Yani ki öyle değildim. Öyle olmadığım için belki bu kadar kendimle kavga ederek, kendime kızarak, kendime şaşırarak çıktım o şeyden. Benim politika yolculuğum o. Şimdi bir yandan da hala İstanbul seçimine dair süreç devam ediyor. Bu programı çektiğimiz günlerde baktığımızda ya yeni gözlemler oldu mu? Siz başka bir gözle izliyorsunuzdur yerel seçim sürecini. Şunu da filme koysaydım. Ya şu da benim başımdan geçmişti diye başka bir gözle fark ettiğiniz bir şeyler oldu mu bu seçim tartışmalarında? Tam seçim kampanyasının başladığı dönemlerde ben de bu filmin şeylerini yapıyordum. Çekimlerini falan bitirmeye çalışıyordum. Aday adaylıkları falan yeni belirleniyor, tanımlanıyordu. Hayır, bir şey değişmiyor kolay kolay. Bana zaten bunu antropoloji eğitimi öğretti çoktan. İnsanlığın tarihine kendi küçücük zavallı ömrümüz üzerinden değil de daha büyükçe, daha geniş insanlık perspektifinden bakmam gerektiğini öğretti bana antropoloji. Bu yüzden ne çok çabuk ümitleniyorum her şeyden ne de ümidimi kesiyorum. Daha uzun, daha geniş bir yerden bakabilmeye çalışıyorum. Politikaya da böyle bakıyorum. Yani evet işte yani Osmanlı'nın son dönemini bilmeden Türkiye'nin kuruluşunu bilemezsiniz. Bunları sen daha iyi bilirsin benden. Bu coğrafyanın son belki de 100-200 yılını bilmeden bugün başımıza gelenlere dair hemen gündelik yorumlarda bulunamazsınız. İnsan da bunun ögelerinden birisi işte. Ve bizim kendi ruhumuzu, kendi psikolojik tepkilerimizi, kendi hikayemizi de bunların içerisinde değerlendirmekle mükellefiz. Ancak o zaman doğru bir şeyler çıkabilir. Birkaç yerde söyledim bunu. Tekrarlamakta beis yok. Ergen bir ülkeyiz biz. Yetişkin değiliz. Bir yetişkin gibi davranamıyoruz hala. Ülkelerin psikolojisi olur mu? Olur. Bu ülkenin psikolojisi ergen psikolojisi. Neden böyle? Ergenlerin anlık tepkileri gibi tepkiler gösteriyoruz. Ergenler gibi babamızı hem seviyoruz hem nefret ediyoruz. Ergenler gibi her şeyi kendimizin bildiğini zannediyoruz. Yani nispeten yeni kurulmuş bir cumhuriyetin bir kaderi midir bu? Yoksa Türklere has bir antropolojik durum mu var?
Sanki çok uzun süren bir pederşahi imparatorluktan yeni ve genç ama bambaşka ufukları, vizyon olan bir cumhuriyete geçişin sanki kaçınılmaz sonucu gibi geliyor bana bu. Olgunlaşır mıyız? Bu geçecek, kuşkusuz geçmek zorunda ama bir şey kırılmadan, yıkılmadan psikolojik evrede böyledir. Üzerine yeni bir şey kuramazsınız. Yani çocukluktan kurtulmanız lazım ergen olmak için. Yetişkin olmak için de ergenliği reddetmeniz lazım. Vazgeçmeniz lazım ondan. Büyümeniz lazım. Bunun için acı çekmek sanki gerekiyor gibi ve bunları yaşıyoruz diye düşünüyorum. Türkiye ne zaman büyür peki Ercan Kesal'a göre? İşte yine antropolojik bir yerden söyleyebilirim. Herhalde ben bunu göremeyebilirim büyük ihtimalle. Şimdi kitapta dün tekrar baktım. Hemşire derneklerine yapılan ziyaretlerden bahsetmişsiniz. Şimdi de her iki adayda, her iki tarafta evet, hemşeriler üzerinden İstanbul'u kazanmaya çalışacak. Hakikaten eskisi var mıdır bu hemşerilik işinin siyasette, yerellikte? Ne yazık ki var. Tehlikeli bir şey. İki uçlu çünkü hemşerilik. Bir türlü İstanbullu olamamak var. Ama memleketine de geri dönmeme gerçeği var. O zaman karar vermeliyiz biz. İstanbullu muyuz, bilmem nereli miyiz? Bilmem nereli olmanın getirdiği sayısal çoğunluğun ya da dayanışmanın getirdiği gücü politik bir erke tahvil etmek kadar daha tehlikeli bir şey yok. Bu yüzden demokratik kitle örgütleri gibi gözüken hemşeri derneklerinin tartışılması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Elbette birlikte olmak, o kültürü sürdürmek, dayanışma ruhu, bütün bunları çok iyi anlıyorum ama bunun yerel yönetimler özelinde kayırmacılığa, hemşehriciliğe, akrabacılığa dönüşmesinin, nepotizme dönüşmesinde çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir tane İstanbul var ve ben İstanbulluyum. Burada yaşamaktan o kadar mutluyum ki, şanslıyım çünkü böyle bir kentin parçası olduğum için. Ama elbette Avanos'ta doğdum. Elbette Avanosluyum, Kapadokyalıyım. Avanosluları da çok seviyorum rastlaştıkça ama Giresunluları da, Karadenizlileri de seviyorum. Onları İstanbullu oldukları için daha çok seviyorum. Bu seçimde Beyoğlu için teklif aldığınız haberleri yansıdı. Doğru muydu? Geldi mi öyle bir teklif size Beyoğlu adaylığı için? Ne yapacağız şimdi bunu? Burayı çıkartabilir miyiz? Programdan sonra konuşalım. Evet. Bir şekilde böyle bir haber, böyle bir teklif iletildi. Ama bu konudaki şeyim netti benim başından beri. O yüzden düşünmedim doğrusu. Hiç üzerinde tartışma. Gelecekte Ercan Kesal tekrar siyasete girmeyi düşünür mü? Hayır. Ben ağzım yandı. Çok mu para kaybettiniz? Yok, ağzım yandı. Kitapta bu arada bu aday adayı olmanın çok da masraflı bir şey olduğunu anlatıyorsunuz. Evet. O anlamda da ağzınız yanmış mıydı? Onu da merak ettim. Üzüldüğüm şeylerin sonuçlarındandır yani. Birçok şeye üzüldüm. Tabii ona da insanın canı sıkılıyor falan ama daha çok zamana, emeğe ya da o konudaki kendinizden verdiğiniz şeylere daha çok üzülüyorsunuz. Ben edebiyat ve sinemadan çok mutluyum. İkisini de çok ayırt etmiyorum zaten birbirinden. Kalan ömrümde çok film çekmek, çok kitap yazmak istiyorum. Bir de oğlanla çok vakit geçirmek istiyorum. İnşallah. Bir adaya danışmanlık yapacak olsanız ne yap dersiniz, ne yapma? Sizin hem filmden yani kitabı yazma, kendi tecrübeniz, bütün o tecrübe size ne öğretti? Sadece o adaya söyleyeceğim bir cümle değil bu. Senaryo yazarken, oyunculuk yaparken, kafanızdaki bir dünyayı filme çekerken ne yaparsanız yapın aslında bir tane silahınız var. Samimiyet. Bir insanın samimiyetten başka hiçbir silahı yok ve bu çok çabuk yoksa eğer sizde bu çok çabuk fark edilen bir şey. Ve muhatabınızın affetmediği bir şey. Samimi olmayan yazarı okur affetmez. Samimi olmayan bir yönetmenin filminin dünyasına seyirci inanmaz. Samimi olmayan bir hekime de inanmaz hastası. Mutlaka samimiyet denilen bir şey olmalı. Kalbinizle orada olmalısınız. O mutlaka geçiyor karşı tarafa.
Eğer aklınızda bir şey varsa ve bunu karşınızdakinin iyiliğine olduğuna inanıyorsanız, bunu samimiyetle söylemekten başka yolunuz yok. Olmayacağını da samimiyetle söylemelisiniz. Emin olun, bugün olmasa bile bir süre sonra mutlaka onun karşılığı alınıyor. Benim oyunculuğum da böyle değil mi aslında? Ben rol yapmayı bilmiyorum derken kastettiğim aslında kendi hayatımda da rol yapmayı bilmeyen bir adamım demek istiyorum. Mış gibi yapmak, rol yapmak bir aday adayı için de geçerli bu. Her şeyi biliyor ve her şeyin çözümü ondaymış da o büyü, sihirli şeyi onunla paylaşacak ve yok böyle bir şey. Siyasette de gerçekçi olan, samimi olan kazanıyor diyorsun. Kuşkusuz, onu söylemek istiyorum. Oyunculuk, bağımsız filmler, dizi dedik ama özellikle diziden sonra bir artan büyük şöhret var. Herkes İdris Baba'yı görmek istiyor. Ya düz sorayım, bu biraz popüler olmak Ercan Kesal'ı nasıl etkiledi? Bir, başlarda biraz şaşırttı. Bu kadar olur mu canım filan dediğim yerler oldu. İki, sonra hafif sevdiğimi fark ettim. Demek ki içeride böyle bir şey varmış, karşılığı varmış. Ama şimdi hayatımı ciddi anlamda zorlaştırıyor. Zaten hani ben böyle sağda solda dolaşan ya da hani gece hayatı olan filan bir adam hiç olmadım. Evde geçiririm vaktimi, kitap okurum ya da hastaneye giderim. Ama yıllar sonra 23 yıllık hastanemde personelimin benimle fotoğraf çektirmeye kalkışması tuhaf değil mi Allah aşkına? Zaten ben onların doktor Ercan Kesal abileriydim yani. Fakat şimdi sırasıyla bütün hemşirelerim, personelim gelip fotoğraf çektiriyor. Bu telefon da tabii hayatımızı zorlaştırıyor. Şimdi herhangi bir yerdesiniz. Ben yürümeye başlayınca bankta oturan iki kişiden birisi beni görüyor ve birinci saniyenin sonunda cebine uzanıyor. Ya bir dur. Bana şunu söylese anlarım. Uçakta yanımda oturan yolcu. Fotoğraf çektirebilir miyiz dedi. Dedim ki ne iş yapıyorsun? Öğretmenim dedi. Dedim ki abi ben kitap da yazıyorum. Hocam bana sinemadan söz et. Filmlerimi sor. Okuduysan kitaplarım üzerine sohbet edelim. Madem yanına düştüm öyle bir tuhaf tesadüf, senin için bir şans diye düşünüyorsan. Bunu dedim sadece bir fotoğrafla şey yapma, razı olma dedim buna yani. Çünkü ben açık bir adamım. Yani sadece fotoğraf çektirmekle benden vazgeçmeyin. Benimle konuşun, bana mail atın, soru sorun. Onlar üzerine sohbet etmek daha hoşuma gider. Ama bir popüler ikon oluyorsunuz bir süreliğine. Seneye ya da seneden sonra bilemiyorum. Şöyle söylenirse hiç şaşırmam. Bu şey değil mi ya bilmem bir filan de. Burada bir şey olabilir yani unutabilir. Bunda bir şey yok. Bu popüler kültür. Hiç böyle bir şeye dair de bir beklentim olmadığı için rahatım. Peki kendi içinizde böyle bir sorunlama yaşadınız mı? Yani ben işte bu kitapları yazmak, o filmleri çekmek için girdim bu işlere. Şimdi böyle sadece beni bir popüler dizi karakteri üzerinden tanıyorlar. Böyle bir acıttı mı içinizi? Yok. Anlamaya çalışıyorum. Bir de beni Art House sinemadan bilen, takip eden, seven kesim kıskanıyor biraz ya da kızıyor. Hmm. Tamam mı? Bana da kızıyor. Bu kitleye de kızıyor. Kızacak bir şey yok. Bu bir süreç. Popüler kültürün kendisi zaten unutulmak üzerine inşa edilmiş bir kültür değil midir Allah aşkına? Yani bir an önce yerine yenileri gelecek ki sistem devam etsin. Kızdıklarını ben de fark ettim böyle. Şey demişler, eskiden Çehov okumayan doktora muayene olmayın derdi. Şimdi kendisi gitti dizi oyuncusu oldu. Hayır, o cümleyi düzeltelim. Eskiden evet öyle bir laf ettim ama o laf şöyle tam doğrusu. Bir tercih şansınız varsa Çehov okuyan doktoru tercih edin. Yani varsa öyle bir şansınız, seçme şansınız varsa. Ki çok zor Türkiye'de öyle bir şey. Biraz da bu eleştiriyi okur şey için değil, hastalar için söylemiyorum aslında. Bu eleştiriyi ben doktorlara yapıyorum. Onlara aslında bir şekilde ne derler ihbar ediyorum. Kardeşim bak Çehov okumazsanız size muayene olmazlar demeye getiriyorum. Eleştirim aslında orada kitleye değil, doktorlara, hekim arkadaşlarıma eleştirim. Sinema, oyunculuk, yazarlık, doktorluk. Hangisinde kendisini daha huzurlu hissediyor Ercan Kesal? Yazmak çok şey. Çok kendine ait ve tek başına ve çok
hem zorlu ama bir tarafıyla da konforlu bir iş. Parasız da bir iş. Yani siz niye yazıyorsunuz diye kimse şey yapmıyor. Bir kalem ve kağıt sizin. İstediğiniz yazabilirsiniz. Sinema çok bileşenli ve çok zor. Film yapmak çok pahalı bir iş. Ama edebiyatın katkısı beni sinemacı yaptı. Yani ben bugün önce yazdım, tabii. Sonra sinemacı oldum. Ben hep oyuncu olarak sanki bu sektöre girmiş kabul ediyorlar ama ben 3 Maymun'un senaristi olarak girdim sinemaya. Yoksa beni ne yapsın 47 yaşında? Uzakta küçük bir rol var mıydı? Uzaktaki öyle bir şeydi, evet. Bara giren kel adam. Ben unutturmaya çalışıyorum, sen de hatırlatıyorsun. Bak gördün mü? Evet, o zamanlar arkadaşımdı. Nazan oynadığı bir filmdi. Küçük bir figürasyondu o aslında. Asıl sinemayı fark ettiğim, gördüğüm, içinde olduğum önünü, arkasını, mutfağını ve oyunculuğunu 3 Maymun'dur. Müteşekkirim Nuri Bilge Ceylan'a öylesi bir ekibin içinde yer aldığım için ve daha sonra beni bana oyunculuk önerdiği için 3 Maymun'da. Arkasından bir zaman Anadolu geldi ve daha sonra da devam etti, biliyorsun. Eşiniz Nazan Kesal oyuncu. O oyunculuğunuzu nasıl buluyor? Ya da ben Nazan Kesal'ın paltosundan çıktım dediğiniz oldu mu? Bu sorulmuştur, hani kıskandığınız için mi başladınız? Yok, hayır. Dediğim gibi Nuri Bilge'nin teklifiyle başlayan bir şeydi. Akşam da ilk danıştığım insan oydu tabii. Dedim o benim 3 Maymun'da senaristlerden biri olduğumu biliyor tabii. Önerenlerden birisi de o zaten. Dedim ya yapabilir miyim böyle bir şey? Vallahi dedi pek zannetmiyorum yani yapabileceğini ama istersen bir deneyelim filan dedi. O da beni kameraya aldı. Poyraz yeni doğduğunda böyle bir küçük kamerayla... İlk audition'ımı karımla yaptım. İlk audition'ımı yaptım karımla ve nasıl kötü bir audition ama, biliyor musunuz? Yani seyrederken utanıyorsun kendinden. Fakat Nazo da galiba bende bir şey fark etti ki ya yaparsın sen dedi yani. Yani yeter ki unut kamerayı dedi. Kamerayı unutmak nasıl olacak? Orada adam duruyor karşında. Ama kamera hakikaten unutuluyor. Unutulmazsa olmuyor. Üç Maymun bittikten sonra, Üç Maymun'da çok iyi şeyler aldım. Oyunculuk ödülü bile almış olabilirim Üç Maymun'dan. Yardımcı erkek oyuncu ödülü aldım. Evet, evet. Sadece senaryosu değil. Daha sonra oyunculuk teklifleri devam edince Nazo defans gösterdi. Dedi, bak dedi, bunu bitirdin rezil olmadan. Çok da iyi bitirdin. Bence yapma. Bir tehdit mi algıladın? Yok. Benim adıma hani utanacağım bir şey yapmaktan çok korktuğumu bilir. Uzun yıllar şahit olduğu için bütün hayatıma. Fakat sonra şimdi çok şeyiz oyunculuk konusunda. Aynı yerden bakıyoruz. Aynı kaygıları taşıyoruz ve birbirimizi sürekli olarak bu konuda besliyoruz diye düşünüyorum. Şu an gelinen noktayı nasıl karşılıyor? O sokakta yürürken size olan ilgi, ona da şüphesiz çok sevilen bir oyuncu az ama... değil o da. O da Fazilet evet. Hanım. Doğru, evet. O da. Şöyle oluyor. Ataşehir'de Fazilet Hanım'la İdris Koçoval el ele tutuşup markete gidiyorlar. Hayatları sürüyor yani, normal bir şey yok. Poyraz bu işten biraz rahatsız. Nasıl etkileniyor? Yani bir sanatçı çıkacak mı ondan da? Böyle bir anne babadan. Var onda. Çok ciddi bir oyunculuk potansiyeli var. Umarım ve dilerim fark eder. Fark eder ve onun tadını alır. O zaman kendini gerçekleştirir ve onun için çok iyi bir yolculuk başlar. Buna bir şey dayatmakla olacak bir şey değil elbette. Ercan abi, kısa bir araya gidelim. Konuşmaya devam edelim. Tamam. Açık ve Net birazdan devam edecek. Açık ve Net'te oyuncu Ercan Kesal'la konuşmaya devam ediyoruz. Ercan abi, evde oyunculuk serüvenini konuşuyorduk sizin. Sonradan başladınız oyunculuğa. Bu avantaj mı, dezavantaj mı? Dezavantajı avantaja çevirdim ben. Yani alaylı olmanın getirdiği rol yapmayı bilmemeyi kendime avantaja dönüştürdüm. Böylece sanki rahatça doğaçlama yapabiliyorum.
kendimden vazgeçmeden oynayabiliyorum. Söz taşıyıcısı, söz hamalı olmak yerine senaryoda yazılmayanın peşine düşüyorum. Bu eğitim görmüş arkadaşlarımın biraz kendilerini zorlayarak yaptıkları bir şey. Yani senaryoda önümde şu cümleler var, o repliği ben unutuyorum ve evet, o karakter ne anlatmak evet, istiyorsa onu o evet, anda söylüyorum. Evet. Yönetmenler kızmıyor mu size peki? Niye bozuyorsunuz senaryoyu diye? Uzun metraj çekiyorsak eğer, zaten önce bir olmayanı bir gösteriyorum bir kere. Olmadığı konusunda bir anlaşıyoruz. Biraz kendi sularıma çekiyorum doğrusu yönetmen arkadaşlarımı da. Bak bu olmuyor. Bil, ben şimdi sana başka bir şey yapacağım. Ve çok iyi olacak, göreceksin. Şeyi var bende, onu yapıyorum doğrusu. Ondan sonra zaten bir başlamışsa gidiyor, o gayet de iyi oluyor. Bir de hakikaten şu şeyi Kabuki Tiyatrosu'nda rastladım buna, iyi oyunculuğu tarif ederken en ön sıradaki seyirci gibi kendinize bakmayı bileceksiniz diyor. Yani oynarken dışarıdan evet, kendinizi evet, izlediğinizi evet, hayal edin. Evet. Ben onu insaki olarak yapan birisiyim. Onu fark ettim ve ondan hiç vazgeçmiyorum. O yüzden sanki kendimi oturup seyrediyormuş gibi oynuyorum ben. Ve hoşuma gidiyor yani kendimdeki şey. Ya olmadığı zaman da fark ediyorum onu zaten. Onu değiştiriyorum filan. Bu yüzden eğitimle ilgili bir şey söylemek zorundayım ama tiyatro oyunculuğuyla kamera önünü karıştırmamak lazım bence. Mesela ben bu halimle bir tiyatro oyuncusu olamam. Neden? İlginç. Tiyatro oyuncusu kendi kendini yöneten oyuncudur. O 1,5 saat neyse bir buçuk saatlik performans sırasında duramaz, bekleyemez. Devam edecektir ve kendisi o performansı bitirmek zorundadır ve kendini yönetmek zorundadır. Biz kamera önünde öyle oynamıyoruz ki. Uçak geçiyor, ezan okunuyor, biri bağırıyor, müzik sesi geliyor, sesi çekiyoruz ve bekliyoruz sürekli olarak. Duruyoruz, kesiyoruz. Zaten yönetmenin tarzı nasılsa artık açısı var, karşı açısı var, işte geneli var, yakın planları var. Orada zaten sürekli her seferinde parçalı bir oyun biçimini sunmak zorundasın. Ve onun bütünlüğünü yönetmen sağlayacak. Sen değilsin daha çok orada karar verici. Kendini ona emanet etmişsin. O senin nasıl yapacağını söylüyor. Ve iyi bir yönetmen iyi bir editördür. İyi bir yazar iyi bir editörle ancak yol alır. İyi oyuncular da iyi yönetmenle kendilerini gösterirler. Onu çekip çeviren, hizaya getiren yönetmendir. Bu yüzden kamera önü oyunculuk da eğitim almamak benim işime yaradı. Bir tiyatrocu... Oyunculuğunuzu bir nevi doğallaştırdı. Doğallaştırdı, bana müsaade etti, alan açtı. Belki hala izleyicilerimizden İdris Baba'yı televizyonda izleyip sinemada izlememiş olanlar olabilir. Aslında az önce esprisini yaptığımız uzaktaki küçük rolde sayarsak ben 17 film saydım. Doğru evet, mu? Doğru. Şeyde de bu son filmde Nasipse Adayız'da da kamera önüne geçtiniz. Hem oynadım hem çektim evet. Başrol oyuncusu bendim. Eşim de oynadı bu arada. Nazan da oynadı. Hangi film buradan izleyicilerimiz sizi ilk kez sinemada izleyecek olsalar bu programı kapattık. Ya Ercan Kesal'ı biz seviyoruz ama bir de filmini izleyelim deseler. Evet. İlk üç hangilerini izlesinler? Bir zamanlar Anadolu'yu çok severler bence. Bir bütün olarak, film olarak benim en sevdiğim filmdir o. Sadece oynadığım, senaristlerinden biri olduğum film değil. Türkiye sinemasının bence en önemli filmlerinden birisi Bir Zamanlar Anadolu'da filmi. Tayfun Pirselimoğlu'nun Ben O Değilim filmi. Ben bence çok beğenmiştim. Çok enteresan ve çok güçlü bir filmdir. Bir de Mahmut Fazıl Coşkun'un Yozgat Blues filmi. Bu üç film benim hakikaten özgürce oyunculuğun tadını çıkardığım ve yönetmene bütün kalbime kendimi emanet ettiğim filmlerdir. Ve çok severim. Üçünü öneririm. Yozgat Blues'la ilgili ben yorum yapmayayım en iyisi. Bilen izleyicilerimiz bilsinler. Yeni film, kitap var mı? Onu da duyuralım programı kapatırken. Nasipse Adayız'ın post süreci bitecek. İnşallah festival yolculuğu da iyi olur. Türkiye'de seyircisiyle buluşur. Nasipse Günce.
Benim bir zamanlar Anadolu filmi sırasında yazdığım bir günce vardı. Evvel Zaman kitabı olarak da yayınlandı iletişim yayınlarından. Benzer çalışmayı nasipse Adayız filmi içinde gerçekleştirdim. Dosya olarak hazır. O da filmle birlikte aynı anda nasipse günce ya da farklı bir isimle de çıkabilir. Bir kitap olarak çıkacak. Bu ikisi var. Bir de dediğim gibi ikinci filmin senaryo hazırlığı var. Bir Fındık'tan Sonra belgeseli çektiniz bir de yönetmen olarak. Onun hikayesini de dinleyelim. Fındık'tan Sonra bir belgesel, 40 dakikalık. Akçakoca'nın bir köyünde çektik, Şişekpınar köyünde. Ankara'da bir master yapan, doktora yapan bir arkadaşımın yüksek lisans tezi. Kendisi de oralı, Melek Mutioğlu. Bilsay Hoca danışmanlığını yapıyormuş, Bilsay Kuruç Hoca. Melek'le ilişkiye geçtik, yazıştık. Çok ilginç geldi bana. Bir çeşit sözlü tarih çalışması gibiydi. Atladık köye gittik ve çektik 10 günde. Bir çeşit iş bölümünün ve zenginleşme hayali ya da işte daha çok ürün elde etme hayaliyle yola çıkan köylülerin nasıl bunu beceremedikleri, olmadığı, ekonominin nasıl hayatımızı, sosyal hayatımızı nasıl değiştirdiğine dair çok enteresan bir iş oldu. Biraz da beni Nasipse Adayız öncesi ısındırdı. Bir yönetmenlik provası gibi oldu. Doktorluk, hastane yöneticiliği devam ediyor mu? Yoksa oraya ara verdiniz ya da bıraktınız mı? Çok daha az vakit ayırmak zorunda kaldım. Hala da öyle. Bir özleme durumu var mı? Çok yok. Profesyonel arkadaşlar yönetiyor. Sanki ben olmayınca da daha iyi yürüyor gibi işler. Demek ki artık bana çok ihtiyaç kalmamış orada. Böyle iyiyim. Yani biliyorsun bir süredir de böyle bir ayağım İstanbul'da, bir ayağım İzmir'de olsun istiyorum. Urla'ya mı yerleşeceksiniz? Yani öyle tam bir radikal bir cümle söylenemez belki onun için ama yılın büyükçe bir bölümünü orada geçirmek istiyorum doğrusu. İzmir aşığı olduğunu bilirler. Buna bir de Urla eklendi. Bu yüzden sanki daha çok yazmak ve film üzerine benden haberler duyarsınız artık. İnşallah diyelim. Ercan Kesal çok çok teşekkürler. Harikaydı. Ben teşekkür ederim. Epeydir görmüyordum seni. Böylece fırçamı programda yok, bu muhabbeti de hakikaten vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum bizi seyreden herkese. Evet. Evet, herkese iyi bayramlar. Açık ve Net'in sonuna geldik. Hoşça kalın.